Şimdi telefon hattımızda Necla İsboğa Buram var. Koruyucu aileler dedi. Koruyucu ailelerin azlığından söz ediyoruz. Ama var olan koruyucu ailelere çıkarılan zorlukları da bilmiyoruz. Alman gençlik dairelerinin çıkardığı zorlukları bilmiyoruz. İşte bunu Necla İsboğa Buram'dan öğreneceğiz. Necla Hanım merhaba. Merhabalar Fuat Bey. Necla Hanım, şimdi siz Frankfurt Konsolosluğu'ndan bir telefon aldınız ve dediler ki size bir çocuğumuz zor durumda, siz de koruyucu annelik yapıyorsunuz. Batuhan diye çok tatlı bir çocuğunuz var, koruyucu annelik yaptığınız. Ve bu çocuğu da himayenize alır mısınız dendi size. Siz de gittiniz, başvurdunuz. Ancak Alman Gençlik Dairesi'nden size bin bir türlü zorluk çıkarıldı. Neydi bu zorluklar, bize anlatır mısınız? Şimdi ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sizin de bildiğiniz gibi Almanya Umut Yıldızı Derneğimiz sürekli çalışmaktayız. Evet, biliyorum. Türk ailelerin bizi Frankfurt Başkonsolosluğumuzdan arayarak 2,5 yaşındaki Türk kız çocuğumuzu koruyucu aile olur musunuz? Şu an Alman ailesinde kalıyor denildi. Biz hemen tabii ki kabul ettik. Ailece çok sevindik. Düşünün 2,5 yaşındaki kız çocuğumuz halen Alman ailesinde kalıyor. Şu an Türk kültüründen, dininden, dilinin her şeyinden uzak yaşıyor. İleride bu kız çocuğumuz belki de Türk düşmanı olarak yetişecek ve karşımıza çıkacak. Ve biz buna hayır diyoruz ve biz bunu istemiyoruz. Sonra Frankfurt Gençlik Dairesi bizi aradı. Bilgilerimizi aldı ve bulunduğumuz şehrin gençlik dairesini arayarak biz Buran ailesine 2,5 yaşındaki Türk kızımızı vereceğiz. Bizim burada çevremizde Türk koruyucu aile yok demişler. Bulunduğumuz şehrin gençlik dairesi bunun imkansız olduğunu söylemiş. Sonra biz bu ne demek olduğunu diye gidip sorduğumuzda zaten sizde bir Türk çocuğu var. Ve ayrıca sizde kalan çocuk zor bir çocuk. Ayrıca gelen çocuğu kıskanır, sorun yaratır diye saçma sapan sebeplerle reddettiler bize. Evet. Ve söyledikleri de tabii ki bu kadarla kalmıyor. Çok istiyorsanız baktığınız çocuğu geri verin, onu alın. Biz 50 yıldır böyle çalışıyoruz, işimizi bize mi öğreteceksiniz dediler. Peki bir koruyucu aile birden fazla çocuk alamaz mı? Bu olabiliyor, mümkün mü? Alıyor. Tabii ki mümkün. 3 tane mesela 3 tane çocuk alma hakkımız var. Evet. Ve bunu Alman aileler de alıyor, Türk aileler de alıyor. Ayrıca her koruyucu ailenin 3 tane çocuk almaya hakkı var. İmkanları evet. Var yani ve bizim biz de böyle işte bir imkanımız var. Biz bunu söylüyoruz sevgili seyircilerimiz. Yani Alman gençlik daireleri, evet biz hani iğneyi kendimize batırıyoruz. Koruyucu aile olmamız gerekiyor. Koruyucu aile olarak başvuralım diyoruz ama koruyucu aile olarak başvuranlara da bakın gördüğünüz gibi ne tür zorluklar çıkarılıyor. 3 çocuk alabilme imkanı olmasına rağmen sizin elinizde bir çocuk var, himayenizde bir çocuk var. Birden fazla çocuk alamazsınız diye. Aynı Alman Mahkemesi'nin, Münih Eyalet Mahkemesi'nin verdiği hukuk dışı kararın bir benzerini, yani ön yargılı bir benzerini Alman Gençlik Dairesi'nin bürokratları yapıyor. İşte bu bürokratlar hakkında bir yaptırım uygulanmıyor. Sorun burada. Alman Gençlik Dairelerinin yararsız olduğunu söylemiyoruz buradan. Son derece yararlı kurumlar. Ancak içindeki bürokratlar hakikaten sorumsuz ve dairenin adını kötüye çıkaran bürokratlar ve bunlar hakkında bir yaptırım uygulanması gerekiyor. Evet Necla Hanım, sonra ne yaptınız? Evet biz ben direkt kendim çalışan memura şunu söyledim. Dedim Alman ailelerinde de 3-5 tane çocuk var. Ve bu çocuklar da sorumlu çocuklar, hasta çocuklar var. Peki o zaman ne yapıyorsunuz denildi. İnanın ben sizin orada olmanızı ve görmenizi isterdim. Resmen bizi kovmaya kalktılar. Yani öyle bir kalktı, öyle bir hışımlı kalktı ki yok bize mi öğreteceksiniz işinizi der gibisine. Ben şok oldum ve dedikleri şu bir de yani Frankfurt'taki çocuk bizi ilgilendirmiyor. Hangi ailede kalırsa kalsın, ister Alman ailesinde ister Türk ailesinde kalsın, bizi hiç ilgilendirmiyor demeleri bizi şok etti. Anladım. Nasıl oluyor ki benim çocuğum ilgilendirmiyor, benim çocuğum beni ilgilendiriyor. Evet. Ben bunu söylüyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun bu benim çocuğum ve bizim çocuklarımız bunlar. Evet. Necla Hanım ben sizin himayenize aldığınız Batuhan'la ve sizle de röportaj yapmıştım. Yunus Bey çok tatlı bir çocuğu himaye ediyorlar Batuhan diye. Batuhan tabii çok şeker röportaj da yaptık Necla Hanım'la ve eşiyle Ersin Buran'la. Çocuğun babası da aileyle yani Necla Hanım'larla görüşüyorlar. Yani o kadar güzel bir diyalog kurmuşlar. Batuhan benim 2 tane babam var diyor. Ve her ikisiyle de o kadar sağlıklı ilişkisi var ki son derece önemli. Şimdi böyle bir aile, bu kadar sağlıklı bir aile bir çocuk himaye etmek istiyor ve Alman Gençlik Dairelerinin çıkardığı zorluğa bakın. Son derece enteresan. Şimdi biz de bunları eleştiriyoruz hakikaten. Yani hep
Çocuk Esirgeme Kurumu'nun Türkiye'deki muadili Alman Gençlik Dairesi. Tabii ki yararlı. Ama eleştiriden azade değil ki. Bu enteresan olan bu. Alman Gençlik Dairesi dokunulmaz olmak istiyor. Biz Çocuk Esirgeme Kurumu hakkında Türkiye'de neler söylüyoruz? İpliğini pazara çıkarıyoruz bazı konularda. Yani öyle değil mi? Alman Gençlik Dairesi hakkında bir şey söylenemez mi? Yazılamaz mı? Denilemez mi? Böylesine bir dokunulmazlık zararı var. Çok enteresan bir durum. Niye böyle bir şey var? Anlamadım gitti. Benzer şeyleri bu konuyla ilgili değil ama bir çok küçük bir anekdot anlatayım size. Hı hı. 15-20 yıl önce Yabancılar Meclis Başkanıyım. Hı hı. Çocuk yuvalarındaki sorunlarla ilgili Gençlik Dairesi Başkanı'yla bir görüşmem oluyor. Benim konum şuydu, çocuk yuvalarında Almanca'nın eğitilmesi gerektiğini, hı. yani çocukların okul hayatına başladığında değil, dil eğitiminin çok daha önceden başlaması gerektiğini ben Alman Gençlik Dairesi Başkanı'na anlatmaya çalışıyorum. O da bana diyor ki, hı hı. çocuk yuvalarının görevi eğitim vermek değil, evet. onları eğitime hazırlamak. Yani ben de böyle, bu da aynı şey. Ha, ben de böyle şaşa kaldım. Dedim nasıl olur böyle bir şey? Yani sadece oynamak için falan çocuklar oraya mutlaka gitmiyorlar. Aynı benzer bir tepkiyle karşılaşmıştım. Yani onda hanımefendi çok haklı. Evet. Yani bu tür yanlışlıkları sadece birey olarak dile getirmemiz gerekiyor. Ama aynı zamanda da işte sizin gibi medya kuruluşlarının da üstüne giderek evet. Almanya'daki bu yaklaşımın değişmesine katkıda bulunabiliriz. Evet. Telefon hattımızda bir konuğumuz daha var. Gürcan Güçlü kendisini gönüllü eğitimci olarak tanıtıyor. Gürcan Bey merhaba. İyi günler Fuat Bey. Evet, siz de kendinizi gönüllü eğitimci olarak tanıtıyorsunuz Gürcan Bey ve özellikle okullarda bir takım okullardaki kurumların bir takım çalışmalar yaptıklarını ve çocukların asimile edilmesine yönelik bir takım çalışmalar yaptıklarını söylüyorsunuz bana attığınız mesajda. Ne tür çalışmalar bunlar, bize aktarır mısınız lütfen? Şimdi Fuat Bey, öncelikle bu böyle bir hassas konu üzerine cesaretle gitmenize yürekten takdir ederek teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi Almanya'da birçok ailenin de mağdur olduğu birçok sorundan birisi olan asimile ve gençlik ailesinin çocukları aileden alma çalışmalarına okulun ve okulun içerisine yerleşmiş olan sözde sosyal dernek veyahut da bu destekçi partnerlerin katkı payını hakkında bilgi vermek istiyorum. Evet, ben. Dinliyorum. Ben kendim 4 seneye yakın çocuklarım gitmekte olduğu okulda aktif çalışmalar esnasında edindiğim gözlemlerim ve tecrübelerimdir bunlar. Ama artı tabii ki bu çalışma süreci içerisinde yapmış olduğumuz ve halen de yapma devam ettiğimiz toplantılarımıza katılan başka okul velilerin toplantılarımızda bizle paylaştığı ve bazı velilerin sorunlarına yardımcı olarak bulunduğum görüşmelerdeki edindiğim bilgilerdir. Bunlardan bir tanesi içeride şu anda okulları çöreklenmiş diye nitelendireceğim. Sosyal dernekler, sözdeki sosyal dernekler çocuklarımızı ilk başta ailelerle arasını açmak için kışkırtıcı teşvikler içerisine girmektedirler. Su aileleriyle araları açılıyor, sonra da sizin çocuklarınızda sorunlarınız var deniliyor. Pat çocuk ailesinden alınıyor tabii, değil mi? Kesinlikle o amaçla zaten bu çalışmalar yapılıyor Fuat Bey. Çünkü bu çalışmalar genelde 2. sınıftan itibaren başlamasına rağmen 4 ile 7. sınıf arasında son darbeye vurma çalışmaları başlanıyor. Bu zaman içerisinde işte gençlik dairelerini aktif hale getiriyorlar. Ama önceden çocuklara dediğimiz gibi en önemli basit olmasına gerek ama etkisi çok olan çocukların bu ergenlik çağı yaşındaki aileye karşı kışkırtmaları çok önemli rol oynamaktadır. Mesela benim kendi kızıma bile işte ben çocuğumu okula götürüp getiren aktif bir veli olmama rağmen ki Alman okulları devam diyor işte veliler ilgilenmiyor demesine rağmen ben her gün çocuklarımı tek tek okula götürüp getiren bir veli olarak aktif bir veli olarak benim çocuğuma işte sen daha kaç yaşına kadar baban getirecek işte bilmem sen daha çocuk musun işte biraz hürriyetini yaşa gibilerinden sosyal dernekler okul içerisinde yerleşmiş olan sosyal dernekler sayesinde çocuğumuz bize tamam. karşı kışkırtılıyor ve çocuğum tabii ki içeride eve gelince de baba ben niye böyle oluyorum niye gitmiyorum izah ediyorsunuz ben ısrarla devam ediyorum bu konuda ama bu sefer artık okullarda çocuklarımıza daha doğrusu benim çocuğuma diyeyim baskı ve korku salınıyor. Bu baskı evet, çok enteresan. Öğrenciler ve öğretmenler tarafından yapılıyor. Öğrenci fark ettirmeden diğer çocukları benim çocuğuma karşı kışkırtarak işte çocuğumun diğer öğrenciler yanında dışlanmasını sağlamaya çalışıyor. Ve çocuğum da bunun altını ezilerek baba lütfen beni götürme getirme artık diyerek ve bunu başarırsa benim çocuğum bu sefer de kalkıp o sosyal dernekler okul içerisindeki sosyal dernekler bu çocuklarımızı tamam biz size destek olacağız diyerek
size de daha evvel kopyasını gönderdim Facebook üzerinden. Kopyasını gönderdim. Veli ile öğretmen arasında diyalog sağlanması gereken bir kitapçığın arka sayfasında bu çocuk yurtlarının, polislerin, işte diğer ilgisi olmayan ama çocuklara kışkırtıcı veyahut da güçlendirici adres ve telefonlar yazılıdır. Ben size bunu göndermiştim. Evet, zaten gördüm. Davetim. Evet, gördüm. Evet. Gürcan yani, Bey, son derece enteresan bilgiler verdiniz. Hakikaten bu konuda sizden, sizin söylediklerinizden de anladığım kadarıyla ailelerin son derece dikkatli olmaları, çocuklarla ilişkilerini sağlıklı götürmeleri gerekiyor. Ve çocuklarında bu tür provokatif kışkırtmalar, provokasyonlara gelmemesini sağlamaları için onlarla da diyalogların güçlendirilmesi gerekiyor anladığım kadarıyla. Çok teşekkürler. Evet, buyurun. Fuat Bey, bir şey daha söylemek, ilave edeceğim, rica edeceğim, ilave etmek için zamanımız az olmasına rağmen şunu velilerimize tavsiyede bulunmak istiyorum. Lütfen ama lütfen çocuklarımızı okula götürüp getirmekten hiçbir zaman çekinmeyelim. Çocuklarımızın her konusunda ilgilenelim. Doğru. En önemli konu da bu okul içerisinde yerleşmiş olan bu sosyal dernek adındaki kuruluşların yapmış olduğu projelerin içerisine çocuklarımızı araştırmadan lütfen göndermeyelim. Çünkü o projelerde genellikle bu çalışmalar yapılmaktadır. Evet. Bu projeler zaman zaman devletten de maddi ve manevi veyahut da işte bu vakıflardan maddi ve manevi destek gören projelerdir. Adım ne kadar çocuğunuzun özgüvenini kazanacak bir proje olmasına rağmen çocukları velilere karşı kışkırtmaktan başka bir olaya yaratmıyorlar. Bunları ben kendim birebir yaşadım. Evet. Ve dediğim gibi birçok çalışmalarda verilen toplantılarına katıldım. Orada da gördüm efendim. Çok teşekkürler Gürcan Bey. Necla Hanım'a da çok teşekkür ediyorum.